Merhaba, Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj arkası serisiyle karşınızdayım. Geçen hafta bayramdı, bayramı idrak ettik ama biz bayramdan önce, bayram öncesi Arife günü millete sorduk, vatandaşa sorduk. Bursa'da Reyhan Pazarı diye bir yer var, oraya gittik vatandaşa geçen bayramla son bayramı değerlendirmelerini, kıyaslamalarını istedik ve yine enteresan, yine birbirinden ilginç yurttaşlarımızla, hatta gurbetçilerimizle denk geldik ve çok ilginç bir söyleşi oldu. Ama önce bir ablayla başlıyorum. Şu görüntüde gördüğünüz kır saçlı ablamız öyle bir konuştu ki hayran kalacaksınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Ablacığım. Berbat. İki ay önce Ramazan bayramıydı. Fark etme var mı? Daha mı kötüye gidiyor? Daha da kötüye gidiyor. Çok bu insanların yüksek hali ne olacak bilmiyorum. Hadi biz iki maaş giriyor, iki maaşla idare ediyoruz. Bir de tek maaş olan düşünün. Asgari ücret ediyoruz. 5500 lira. Hiçbir anlamı yok. Enflasyonu karşılamadı. Hiçbir anlamı yok. Ama yapıldı zam. Aynen bir öyle. Anlamı hiçbir kalmadı mı? Hiçbir anlamı yok. Yani verdiğini zaten fazlası da. 100 lira verdiyse 500 lira geri aldı. Anladım. Yani bu kadar. Peki bu nereye gidecek böyle sizce? Vallahi bu gidişte. Bu millet ya hani kafayı üşütecek, eskiden böyle vergi koymuştu padişah, demiş bir gönder bakayım demiş durumlar nasıl diye. Hı hı. Çok iyi, herkes sessiz suskun. Ondan sonra bir daha göndermiş, o kadar iyi ki demiş millet oynamaya başladı. Biz oynamayı bırak, birbirimizi yemeye başlayacağız. Abla abartıyor gibi düşünebilirsiniz ama emin olun abartı falan yok. Neredeyse hemen hemen, ya hemen hemen falan değil ya, böyle ya, millet kafayı üşütmek üzere. Emin olun üşütmek üzere. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Şunu düşünüyorum. Geçen sene markete gittiğimde, bu arada bu örneği çok sık veriyorum çünkü çok yakın oldu. Daha geçen seneden ya, hatta 6 ay öncesinden 100 liraya yapabildiğiniz alışverişi bugün yapamıyorsunuz. Bunlar apaçık önümüzdeyken ve çıkıp birileri savununca gerçekten normal olmak, sakin kalmak çok zor. Ablam yine güzel konuşuyor, doğru söylüyor. Kafayı üşütmemek elde değil. Millet kafayı üşüttü. Üşüttük belki de, ne dersiniz? Yani o duruma geldik. Seçimi mi bekliyorsunuz? Vallahi seçimi bekliyoruz ama bunlar da böyle kolay kolay gideceği de benzemiyor. Bu anlamda da mı kaygınız var? Yani kaybederlerse anlamda, evet, bırakmazlar vesaire. Bırakmayı bırakın, iç savaşa kadar bu işi götürürler. İşte en büyük endişe sokakta bu, biliyor musunuz arkadaşlar? Kime mikrofonu uzatırsak uzatalım, özellikle muhalif olan kesim çok endişeli. Acaba başımıza bir şey mi gelecek? Acaba bunlar ülkeyi, iktidarı bırakmamak için ülkeyi iç savaşa ya da başka bir şeye, başka bir felakete sürükleyebilirler mi? Çünkü herkes şunu soruyor. 15 Temmuz öncesi yaşananlarla bugünü kıyaslıyorlar. O zaman Erdoğan'ı 15 Temmuz darbe girişimi kurtarmıştı. Peki bu sefer ne olabilir? Nasıl bir şey olabilir ki Erdoğan devam etsin ya da iktidarı bırakmasın? Ne olabilir? Millet, sokaktaki insan, sorgulamasını bilen insan bunu soruyor ve endişeyle bekliyor. Buna bile evet aynen öyle. Yani bunlar fazla basıldı. Suriyeliler var. Suriyeli zaten, onları saymıyorum bile artık. Aynen öyle. Yani bu ülkeyi, bu şeyi parayla satıyorlar. Başka bir şey değil yani. Ecdatlarımızı kan dökerek vermedikleri topraklarımızı 5 kuruş parayla sırf kendi menfaatlerine satıyorlar. Bunu ben daha önceki videolarımda dile getirmiştim arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist güçlerin başaramadıklarını bizim kendi insanlarımıza mı başartacaklar? Kendi insanlarımıza mı rövanşını alacaklar? Bakın, Kurtuluş Savaşı'nın rövanşını almak istiyorlar demiştim buradan. Eski videolarımda var ve bu abla onu demek istiyor aslında. Acaba Kurtuluş Savaşı'nda işgal kuvvetleri kaybetmişlerdi Atatürk'e karşı. Kurtuluş Savaşı'na, Türk ordusuna karşı Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Acaba onun rövanşını mı alıyorlar? Ne dersiniz? Böyle olmaz yani, böyle bilmiyorum yani nereye kadar, bu millet ne zaman ayılacak ama sanmıyorum. Yani açıyorsun televizyonu, yandaşları, dünya, Türkiye dünyada bir numara uçuyor ama uçuyor zaman yere doğru uçuyor. Şikayet edenlere de eleştirenlere de nankör diyorlar ablacığım, ne diyorsun? Vallahi nankörlük de, ben o zaman diyorum ki onlar bu şeyden, devletten laman alıyorlar ki, pay alıyorlar ki şey yapmıyorlar. Anladım. Yani şöyle diyeyim, en basiti çocuklarının geleceklerini sattılar. Vallahi el değecek gibi değil. Öyle mi? Yani çok şükür alım gücü olan var, alım gücü olmayan var.
Ben şu anda gönlümce her şeyi alabilirim. Sizin hamdolsun. Ama ben sadece kendimi değil herkesi düşündüğüm için gerçekten yani çok artmış yani. Bu güzel kızımız başı kapalı çok güzel konuştu. Fakat birazdan kenarda duran annesi var. Annesiyle çok ilginç bir diyalog yaşadılar. Aslında video çok uzundu. Çok fazla uzun vermedik. Devam edin. Birazdan tekrar araya gireceğim. Anımsatacağım. Geçen sene 100 liraya aldığım bir şey mesela şu an 300 lira. Aynı şeyi söyledim. Bakın geçen seneye 100 lira alabildiğiniz şeyi 300 liraya alabiliyorsunuz. Kızımız farkında her şeyin. Ve kendisi diyor ki benim durumum iyi aslında diyor. Buna rağmen şikayet ediyor. Ama annesi gelecek birazdan ve... Ya bu kadar fazla olmamalı. Yani 50 TL artık. 300 lira olabilir ama evet. Sizin kazancınız onun üstüne çıkar rahatça tabii alabilirsiniz. Tabii ki benim alım gücüm var ama ben alamayan insanlar için söylüyorum. Çok zor bir durum yani. Gerçekten böyle ne olacak halimiz bilmiyorum. Günden güne artıyor. Bir aydan bir aya değil artık sabah kalkıyorsun. Artış var. Asgari ücret 5500 TL oldu. Bir gün sonra otobüs fiyatları arttı. Anne bakıyor oradan. Annesi bakıyor. Birazdan lafa girecek. Kız müdahale etmeye çalışacak ama anne dinlemiyor. Arttı. Tamam insanların 5500 direkt cebine girdiği zaman insan rahat ediyor ama bir gün sonra her şey artıyor. Evet. Ne gerek var o zaman? İlaçlara da zam geldi. Ya zam olmazsa insanlar artık ağızlarını dikecek. Ölümü bekleyecek. Evet gerçekten şöyle diyecekler. Ülkemizde yaşam çok zorlaştı. Makarna gerçekten. Diyelim. Neden böyle peki teyzeciğim? İşte Tarık öyle bir soru sordu ki neden teyzeciğim neden? Peki teyze ne cevap verse beğenirsiniz? Şimdi kızıyla birlikte aynı fikirde fakat bakın ne oluyor. İnsanlar fırsatçı. Fırsatçı yani, genel olarak. Toplum mu suçlu? Yani illa da denetlenebilir mi mesela? Toplum suçlu bence. Yani illa da başınızdaki insan suçlu değil. Yönetimin hiçbir kabahati yok mu sizince? İlla ki var. Vallahi yok ben ona mi? Hiçbir şey diyemem. Annem demesin sen geç. Yok ben. Sen geç. Annesi daha da konuşuyor. Yayınlamadık. Aile arasında bir şey olmasın diye devamını yayınlamadık. Ama annesini göndermeye çalışıyor kız. Biliyor çünkü annesi AK Parti ve Erdoğan'a sempatisi var ama kız uyanmış, gerçeği görmüş. Her şeyin farkında kız. Peki ya anne neden görmüyor? İşte bütün mesele bu. Anneler, babalar, dayılar, amcalar neden farkında değiller hala bu kötü gidişin ve esas sorumlusunun kim olduğunun farkında değiller? İllaki var. Neden abi? Yönetim başta olmadığı zaman biz ilaçları... Tamam bahsettiğim da biz... marketler hep yönetime yakın marketler. Evet, onlar mı çıkarcı şimdi? Bizler istemez. Evet onlar... BİM hangi iktidarla ilişkisi iyi değil mi? Şok iyi değil mi? A101 değil mi? Bunların hepsi iktidara yakın marketler. Vallahi onları bilemem. İnsanlar fırsatçı. Çünkü insanlar karşısındakini düşünmüyor. Ablacığım söyle fiyatlar nasıl? Vallahi çok kötü abi. Öyle mi? Vallahi çok kötü. 2 ay oldu Ramazan bayramı. Ramazan bayramına göre nasıl görüyorsunuz? Çok pahalı. Arka arkaya geldi abi. Uçuyor fiyatlar öylesine. 5 tane çoluğum çocuğum var giydiremiyor. Türkiye sadece şimdi böyle değil. Türkiye'de pazara gittiğinizde her tezgahta istediğiniz her şey var mı? Var. Değil mi? Herkes alamıyor. Oradan ben de müdahale ettim beyefendiye. Beyefendi gurbetçi değilim dedi ama muhtemelen gurbetçi olduğunu gizledi. Ben öyle anladım gibi. Türkiye'de evet her şey var. Var ama eksik olan bir şey var. Para yok para. Paranın değeri yok. Paranın alım gücü yok. Ama anlatamadık. Anlatamıyoruz. Anladım. Ama mesela karpuz en net örneği. Evet. Vatandaş şu anda rahatça karpuz alabiliyor mu? Şu anda vatandaş... En son karpuz ne zaman yedin abi? Dün akşam. Her akşam yiyor musun? Şu anda yine benim dolabımda. Ne kadar mesela karpuzun kilosu şu anda? Karpuzun kilosu 4,5-4 lira normal. 4 lira mı karpuz? Evet. Yok siz burada değil misiniz? Az önce kabuğunu gördüm 15 lira yazıyordu. 15 ama işte bakın şimdi şöyle bir şey var. Fırsatçılar bizim ülkeyi bozdular. Ya. Kime mal etmeye çalışıyor? Kim bozmuş? Fırsatçılar. Fırsatçılar ülkeyi bozuyorlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da zor durumda bırakıyorlar. Herkes suçlu. Sadece iktidar, hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç hatası yok. Ama Sayın Erdoğan diyor ki her şeyden sorumlu benim. Erdoğan böyle demesine rağmen kendi seçmeni onu suçlamıyor. Dış güçleri suçluyor. Başka işte Rusya ile Ukrayna savaş ediyor. Orada o yüzden o savaş yüzünden ekonomimiz bozuk. Dediğim gibi dış güçler zaten banko suçlu. Bir tek suçlu olmayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Çalışıyor insanlar. Abi karıştırmaya çalışıyor. Öyle değil. Yok. Amadan burada, önceki burada her karpuz, söz yalandı. Bir, şey bir dakika. Şurada karpuzun kilosu 4,5 lira. Onun yanında 10 lira. Böyle bir şey olabilir mi? Suç kimde? Fırsatçılarda değil mi? Yani fırsatçı yok mu bizde? Bunları kim denetleyecek? Denetimi kim yapacak? Denetimi kim yapacak bunlara? Biz olur mu canım? Yani devlet ne işe yarıyor? Vatandaş vergi ödemiyor. Kim denetleyecekmişiz? Biz. Yani markete gidiyoruz. Diyoruz ki bu fiyatlar neden bu kadar pahalı? Hadi bakalım indir diyeceğiz. Biz vatandaş olarak. Aklımızla alay ediyorlar. Aslında bu vatandaşın, bu abimizin, bu arkadaşımızın aklıyla alay ediyorlar da kendisinin düştüğü durumun farkında değil. Ödemiyor mu? Yani. Vatandaş vergi ödüyor. E o zaman tamam. Bu vatandaş değil mi? Bu vatandaş evini kiraya verirken. Evet. 500 liralık evini 2000 lira kiraya verirken. Bakar mısınız konuyu nereye getirdi ya? Marketlerden hop bireysel ev kirasına getirdi. Ne olacak? Yani o mu bütün mesele ev kiralarını bu evlerine zam yapan ev sahipleri mi suçlu? Bu bütün gidişattan marketçiler suçlu. Az önce de dedim herkes suçlu ya. Sadece Erdoğan suçlu değil. Tamam mı? İyi güzel. Bir dakika. 50 kuruş. 500 lira var mı? Lira. Bir dakika. Evde yok. Diyorum. 750 lira kiralık ev var. Şu anda aynı vatandaş o evi 3500 her şeyi denetleyecek. Onu verince hoşuza gidiyor. Pazara gidince hoşuza girmiyor değil mi? Ve alırken sinirlenmek istemiyorum. Gerçekten sinirlenmek istemiyorum ama sinirlenmemek de elde değil be arkadaş. Bakın ülkenin genel ekonomik sıkıntısından söz ediyoruz. Ev kiralarından tutun, market, pazar, alışverişte akaryakıttan tutun, Türk parasının değer kaybetmesine kadar. Biz ne soruyoruz? Arkadaşımız ne anlatıyor? Kendi durumu iyi. Kendi durumu iyi ama herkesi de kendi gibi olduğunu zannediyor. Şikayet edenler de nankörlükle suçluyorlar. Güzel de. Denetleyecek niye? Zabıtalar da denetleyecek diyor zaten. Tamam der. 12 milyar maaş alıyorlar. Ne işe yarıyorlar? 12-13 milyar maaş oldu. Her şey olur. Vatandaşlar yapmayınca alırken iyi. Malını satarken, pahalı satarken iyi. Para cebine giriyor iyi. Ondan sonra efendim kirayı, dükkanı kiraya verince iyi de. Ama pazardan bir şey alınca vay aman kıyameti koparlar. Bu niye böyle oldu? Yapmayın o zaman. Var mı sizin mevsaydınız? Yok biz. Onun yok. Biz başkasının var. Biz kiracımız öyle, var. Niye genel ki var? Genel olarak böyle. Genel olarak da genel olarak böyledir yani. Hala iddia ediyor ya. Genel olarak böyle diyor adam ya. Ya kardeşim genel olarak işler kötü. Esnaf kanı alıyor, işçi kanı alıyor, memur kanı alıyor. Herkes kanı alıyor. Bütün bu insanlar keyiften mi şikayet ediyorlar? Ya durun şu Erdoğan'ı düşürelim ya. İnadına yapalım mı diyorlar. Durumu iyi olanlar da sıkıntı yaşıyorsa durumu kötü olanların artık halini de siz düşünüverin ya. Üniversite okuyor 1000 liraydı, telefon ettiler 2000 lira. İşine gelirse diyor adam, kapatıyor. Şey mi? Hayır kira, %100. Hayır ev kirası. Ev kiram, hiç mutlu değilim. Ben İşi başı 1000 lira değil mi? Bu ülkede öğrenci olmaktan hiç memnun da değilim, hiç mutlu da değilim. İlk işim üniversitemi bitirip yurt dışına kaçmak yani bizim şu an... Ne yapmak istiyor gençler? İlk işleri üniversiteyi bitirip yurt dışına gitmenin, kaçmanın hayalini... Hayal demeyelim de niye insan durup dururken vatanını terk etmek istesin ki? Bu bir hayal falan değil. Hedef, amaç. Oraya gitmek istiyor. Kendi geleceğini düşündüğü için. Düşünün ya ben cumhurbaşkanı olsam eğer gençler böyle düşündüğü zaman sorarım kendime ya. Sorarım ya. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen bir videosu denk geldim. Eğer bir ülkede adalet yoksa, eşit dağılımı bozuksa... Ya bir dinleyelim ya ben şunu şuraya bir koyayım ya. Bir dinleyin siz ya ben bir şey söylemeyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor bunu ya. Şayet ülkede bir kesim çok zenginleşirken diğer kesimler yerinde sayıyor veya fakirleşiyorsa orada adalet yok demektir. Adaletin olmadığı bir yerde de zulüm var. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan gençleri bu halde gördükten sonra nasıl vicdanı rahat edebiliyor? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Şu an yaşıtlarımız aynen şu an bunu planlıyor. Benim 1000 lirayla ev kiram 1+1 50 metrekare evde oturuyordum. Hangi şehirdeydin? Çanakkale'deyim ben. Çanakkale bir de yani evet. Büyük bir şehir değil yani. Tabii Çanakkale'deyim küçük bir şehirdeyim ben. 4 ay önce 530 lira doğalgaz faturası ödedim. Ben o 530 liraya kazanmak için zaten 2 hafta 15 saat ders veriyorum öğrencilere. Saate 50 liradan da. Öğrencisin artı 2 şifresin. Tabii ki. Ders veriyorsun. Tabii ki. Nasıl geçinebilirim ki? %3, %8 diyorsunuz ya. O Almanya için çok yüksek bir rakam. Evet.
Gurbetçi ablalarımız işte teşrif ettiler. Dikkatle izleyin. Lütfen sakin olun. Sinirlenmeyin. Ben de bugün sinirlenmeyeceğim. Çünkü bir önceki yaptığım röportaj arkasında biraz sinirlenmiştim. Kendime de kızdım ama dayanamıyorum bazen. Ablaları dikkatle izleyelim. Doğru. Bak, bunu %80 diye algılayın. Gerçek siz, söylüyorum. Siz Almanya'da yaşayan olarak bile bunu söylüyorum. Böyle tepki veriyorsunuz. Aynen. Türkiye'de tepki daha geçen sene %20 idi. Ablacığım. Var. Yok ama bu normal. Tepki verebilirsiniz. Yok. Yok neyse hani bunu orada bile garipseyebilirsiniz. Yok. 2 puan yükseldi diye garipseyebilirsiniz. Türkiye'de geçen sene %20 idi yıllık enflasyon. Şu anda %78 ki TÜİ'ye kimse inanmıyor. %175. %100'ü geçti. Yani Avrupa'da çok az mesela mazot. Düşünsene bir şey soracağım. Almanya'da %175 olsa enflasyon ne olur? Kimse tepki vermez mi? O zaman tabii ki verir. Yani Almanya'da da tepki verirlermiş ama şu arka tarafta duran hafif uzun boylu ablamız var ya birazdan öyle bir saçmalayacak, öyle bir saçmalayacak ki ben bir şey söylemeyeyim, izleyin bakalım. Şöyle tepki veriliyor ama oranın medyası yansıtmıyor. Orada gayet tepkiler var ama medya yansıtmıyor ama Türk... Nerede yansıtmıyor, nerede? Hele bir adaletsizlik, hukuksuzluk yapsınlar da bakın neler oluyor. Gördük Hollanda'da, Fransa'da, İngiltere'de, orada burada. Biraz enflasyon yükseldiği zaman insanlar nasıl tepki veriyor. Bir de çıkıp başörtüsüyle, yani bu örneği vermek istemiyorum ama ya cahil cahil konuşuyorsunuz be ablacığım. Yapmayın ya. Biliyorsanız bir şey söyleyin ya. Ama Türkiye'de soğan patates çıktı maşallah, millet medya maşallah, devleti batırmak için. Devleti batırmak için değil ablacığım, hükümeti. O da batırmak değil, eleştiriyoruz. Eleştirmek suç değil, günah değil, ayıp değil. Eleştireceğiz, hepimiz eleştireceğiz, sen de eleştireceksin ki bizi yönetenler yanlış yapmasınlar. Bilsinler ki he, bu millet çok akıllı, ben bunlara yanlış yapmamam lazım yoksa beni seçimlerde sandığa gömerler demesi lazım. Ama siz alkışladıkça, destekledikçe, her yaptığını överseniz... Evet. Siz Almanya'da evet. Orada medya nasıl sizce? Medya gerçekten... Medya hiçbir şey, hiçbir gerçeği yansıtmıyor. Ve kendi içlerinde yaşıyorlar. Aynen. Bu kadar da eminim. Benim abim... Emin olun, kesin bu ablamız Alman medyasını her gün takip ediyordur. Ediyor mudur? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Alman medyasından söz ediyorum. Acaba Almanca biliyor mu? Ondan da şüpheliyim. Belki de biliyordur birkaç kelime. Abim Almanya'da yaşıyor. Ne olursa olsun yani... ülkede... Yani devletine, millete sadakatli. Aynen. Tamam mı? Ne olursa olsun iyi. Ablamızın abisi Almanya'da yaşıyor. Kendisi burada yaşıyor. Abisi de Porsche'de çalışıyormuş. Bakın muhabbet nereye gelecek birazdan. Almanlar memleketine, vatanına sadıkmış. Biz nankörüz. Yani bu ablaya göre biz eleştirdiğimiz için biz düşmanız. Kime? Devlete. Hayır, biz devletimizi, memleketimizi, vatanımızı seviyoruz. Biz yanlış yapanı eleştiriyoruz ablacığım. Karıştırma. Sapla samanı, elma ile armutu karıştırmayalım birbirine. Ne olursa olsun iyi veya kötü ne yaparsa yapsın. Hayır şöyle bir şey. Aldığı için devlet her konuda hayır, arkasında ya. Yani, halkının halkının arkasında her konuda ödenekleri fazla. Bak ne güzel söylüyor diğer ablamız. Almanya'da orada devlet halkının, vatandaşının yanında. Peki burada yanında hissediyor muyuz biz? Belki sen AK Partili olduğun için hissediyor olabilirsin. Ama muhalif olarak biz neler çekiyoruz? Neler yapıyor? E bunları alkışlayalım mı? İtiraz etmeyelim mi? Almanya ile, yani bizim ülkemizde zaten Almanya ile kıyaslanması, Almanya dünyanın en büyük ilk üçündeki ekonomisine bir ekonomisine sahip bir ülke. Ama insanlar, Türkiye'dekiler yani Almanya ile ölçülmeye kıyas ediliyor. Yani Avrupa, Almanya yıllarca... Neyle kimi kıyaslayalım peki Türkiye'yi? Hayır, yani sen en... Gürcistan, orası burası yani. Ay. Abi bakar mısınız ya? Zihniyete, hedefe bakar mısınız? Bizi Almanya ile kıyaslamayın. Kiminle kıyaslayalım? Gürcistan'la. Mesela Afrika'daki ülkelerle. Değil mi? Ya da Makedonya ile, Arnavutluk'la. Kiminle kıyaslayalım? Başka aklınıza geliyor mu? Singapur. Yok yok, Singapur'da nereye kıyaslayacağız ya? Kiminle ya? Bir söyleyin ya, Azerbaycan'la kıyaslayabilir miyiz ki? Onlarda da bayağı yeraltı zenginlikleri var. Bizim de var ama biz kullanamıyoruz.
Değil mi? Kullanamıyoruz. İzin vermiyorlar. Ne zaman çıkaracağız? Ne zaman? Birazdan ablamız dile getirecek. Bir tane arka tarafta şu hemen arka tarafta bir tane genç kızımız var ya, o birazdan dile getirecek. Yani sen ufak ülkelerle sen kıyaslıyorsun. Hayır yani sen Almanya'yla niye kıyaslıyorsun ki? Hayır, bir simit Almanya'da 25 lira. Türk parasıyla 25 lira. Bir dakika. Onlar da öyle demiyorsun. Bakın ben Almanya'da Türkiye'de değil. Yani iyi durumda demiyorum ama tüm dünya genelinde. Şu anki bir şey söylüyorum. Şu anki bu durumda Avrupa buradan daha da beter durumda. Bakın dediğini unutmayın. Ne dedi? Avrupa buradan daha beter durumda. Birazdan hemen yan çizeceğim. Yani bunu demek istiyorum. İnsanlar ek iş çalışmak. Avrupa'da daha beter. Şu an çok net soruyorum. Avrupa Türkiye'den daha kötü durumda. Evet. Siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Yaşamıyorum ben. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yaşıyorum. Benim abim Almanya'da yaşıyor. Aha, tamam. Benim abim Porsche'de çalışıyor. Evet, Porsche'de çalışıyor. Evet, dünyanın en önde gelen fabrikalarından biri. Evet. Ve Avrupa bitiyor. Evet. Hayır, bitmiyor. Bakın beyefendi. Az önce öyle demediniz ama. Bitiyor demedim. Ne dedi az önce? Ha, hatırlıyor musunuz ne dediğini? Ha, berbat durumda, kötü durumda demek istedi yani. Berbatsa, kötüyse acaba bitiyor sorusu da akıllara geliyor. Gerçi tam öyle söylemedi ama hemen yan çizdi. Bitmiyor ama kötü durumda, berbat durumda. Öyle mi? Yani daha kötü dediniz. Bu yaşadıklarımız sadece Türkiye'nin başında değil yani. Az önce bilgi verdim. Türkiye'de enflasyon %100'ü geçmiş durumda. Almanya'da %7. Ama bunun sorunu yani şurada ve Almanya'daki buna bile tepki gösteriyor. Yıllarca Türkiye'de milletin başörtüsüyle, yok giyim kıyafetiyle, şunla bunla uğraşılırken Almanya bunu şeye yansıttı, tamam mı? Ekonomisine yansıttı, güçlenme. Neymiş? Biz başörtüsüyle uğraşmışız. Ama şunu anımsatmak isterim ablamıza. Almanya savaştan çıktıktan sonra çalıştılar. Bizden işçi aldılar. Biz uçak yaparken uçak üretiyorduk. Biliyorsunuz uçak. Kayseri Uçak Fabrikası'nda. O uçak fabrikalarını kapatan kimdi biliyor musunuz? Demokrat Parti döneminde kapatıldı. Onlar traktör fabrikasına çevrildi. Otomobil de ürettik. Biz yaptık devrim arabalarını biliyorsunuz. Filmi de var, tavsiye ederim. İzleyebilirsiniz. Ama ne oldu? Birileri geldiler, bunları engellediler. O birileri emin olun uzaydan, oradan buradan gelmedi, içimizdeydi. Demokrat Parti bizim insanımız, Adnan Menderes, Celal Bayar, bizim insanlarımızdı bunlar. Ama o dönem yapılan yanlışlıkların cezasını, ceremesini çekiyoruz bugün. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Güçlenmeye gitti. Araba üretti, Porsche'yi üretti, Mercedes'i üretti, BMW'yi üretti. Bizim Türkiye'dekiler ne yaptı? Ne yaptı Türkiye'dekiler? Başörtüyle uğraşmışız ya. 80 yıldır başörtüyle uğraşmışız. Bu arada bu başörtü meselesi ne zaman çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Sorun olmaya başladı. 80'lerden sonra sorun olmaya başladı. Eskiden insanlar belirli bir kanun vardı, yasa vardı. Devlet dairelerinde, okullarda, orada burada bir kılık kıyafet yönetmeliği vardı. Ne başı kapalı girebiliyordu ne de herhangi bir mini etekli, işte sakal yönetmeliği vardı, bıyık yönetmeliği. Yönetmelikler vardı eskiden. O yüzden insanlar, kadınlar başörtüyle ya da başı kapalı ya da türbanla bir yere giremiyor. Ne zaman ki belirli bir zaman sonra, 80'lerden sonra tamamen türbana büründü ve yasaklandı. Ondan sonra bir takım şeyler kıymete binmeye ya da siyasallaşmaya başladı. Türkiye'dekiler milletin sakalıyla, milletin sakalıyla, başörtüsüyle, eteğiyle, yok diniyle, imanıyla uğraşıldı yani yıllarca. Diniyle, imanıyla kiminle uğraşıldı ya? Benim annem de, halam da, teyzem de, bütün kadınlarımız bizim başı kapalıydı. Kimse de, bir Allah'ın kulu da gelip başınızı açın demedi. Kimse niye namaz kılıyorsunuz, niye oruç tutuyorsunuz diye demedi. Benim babam 80 küsur yaşında, Allah uzun ömürler versin, hala namazında, niyazında 5 vakit namaz kılıyor. Peki biri diyor mu, dedi mi bugüne kadar? 13 yaşından beri namaz kılıyor. Türkiye'ye geldiklerinden, göç ettiklerinden bu yana babam namazını hiç bırakmadı ve bir Allah'ın kulu da gelip neden Müslümansın, neden namaz kılıyorsun, neden şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demedi. Ben birini duymadım benim çevremden. Peki bu abla ne anlatıyor? Hangi dinden, hangi imandan, başka bir ülkede mi yaşamış acaba? Size yani Türkiye'de evet, ne yapıldığını yapılmadı dair. Hiçbir Türkiye'nin devletin 200 şey tane fabrikası açıldı. Kendi yerli arabasını da üretti, yerli uçaklarını hani da nerede? Üretti. Hani bilginiz olsun diye hani söylüyorum. Nerede? Bunlar gerçek. Hani ama kapatıldı. Kim tarafından kapatıldı? Türkiye'yi kim yönetti? Kim yönetti? 80-90 yıl öncesine gidelim. İşte o biz de onu demek. 80-90 yıl öncesine gidiyor abla. Bilmiyor, o kadar cahil ki. O kadar zır cahil ki. Zannediyor ki CHP kapattı. CHP kapatmadı ablacığım.
Demokrat Parti kapattı. Az önce söyledim. Demokrat Parti hem uçak fabrikasını kapattı ki otomobil biraz başka bir mevzu. Çünkü o zaman CHP de yoktu. O biz de onu demek istiyoruz. Kim yönetti? 80 yıl önce kim vardı? Kim yönetti söyleyeyim mi soruyu? İşte biliyorsunuz. Öyle bir şey biliyorsunuz. Kim gibi kapattı yerli uçak fabrikaları? 80 yıl önce kim vardı işte 80 yıl? Teyyare de üretildi. O zaman Teyyare Demokrat Parti döneminde kapatıldı. Hemen söyleyeyim mi? Demokrat Parti kapattı. Kalmıştı o zaman hükümetin başında kim varsa onlar. Yani ölüm... Ah be güzel kızım, ah be, ah be bacım be, ah türbanlı, başı kapalı ama beynine oksijen gitmeyen bacım. O dönem kim vardı? Menderes hükümeti vardı, Demokrat Parti vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? Biz Demokrat Parti'nin devamıyız diyordu. Yani senin uçak fabrikası kapatan o Demokrat Parti'nin devamı bugün AK Parti. Ben demiyorum, Sayın Erdoğan söylüyor bunu. Yani, kapatıldı. Yani 80 yıl öncesinin hayalini. Şöyle bir şey diyeyim ben. 2023'ü bekleyin. 2023'ü bekleyin. Olacaklar. Yerli araba mı? Evet. Yerli arabadan mı bahsediyorsun? Şey, nerede yerli araba? Her şey yerli araba, milli savunma. Nerede? Nerede yerli araba? Ayrıca şu anda yapıldığında ayrıca bir %100 yerli mi? Bir, iki yerli araba çıkacak da biz geç kaldık. %60'ı yabancı. Nereye yatırıyorlar? Nerede yediriyorlar? 2023'ü bekleyin. Kolay gelsin. Ne olacak ablacığım? Çok şey değişecek. Görürsünüz. Ne demek bu? Çok az kaldı. Bu ne demek? Neyi görüyoruz? Onu anlamadım. 20 yılda değişmedi, ne değişecek? 20 yılda mı değişecek? 100 yıllık esaret, 100 yıllık esaret bitecek. Ne esareti? Tam bir bağımsız. Bir dakika, bir dakika. Neyle esaret? Anlamadım. Esaret olan ne? 20 yılda daha ne değişsin ya? Lozan Antlaşması'nı hepiniz biliyorsunuz. Çevir abicim kamerayı buraya. Hadi kolay. Lozan Antlaşması. Evet. Oku bence, oku. Tamam arkadaşlar. Neymiş? Lozan Antlaşması. 100 yıllık esaret bitiyor dedi ablam ya. Neymiş? 100 yıllık esaret. Cumhuriyetin kurulmasını 100 yıllık esaret olarak algılıyor. Peki Cumhuriyet nasıl kuruldu? Biliyor musun ablacığım? Biliyor musun güzel bacım, güzel kardeşim? Nasıl kuruldu Cumhuriyet? Ya da neden kuruldu? Kurtuluş Savaşı verdik biz ya. Sizin o 100 yıllık esaret dediğiniz dönemden önce Padişah Vahdettin İngilizlerin gemisiyle kaçtı ablacığım. O yüzden kuruldu Cumhuriyet. Bugün Cumhuriyet varsa bugün... Sen o başörtünü rahat rahat, hadi başörtüyle ilgili şimdi başka yere çekeceksin ama bugün o ezan rahat rahat okunabiliyorsa, insanlar özgürce dilediği insan, dileyen istediği ibadeti yapabiliyorsa, bugün bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Neyse arkadaşlar uzatmıyorum ya. Biraz gerilmeye başladım yine. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Röportaj arkaları devam edecek. Sağlıcakla kalın ama ne olursunuz huzurlu ve mutlu kalmaya çalışın demek istiyorum. Biliyorum elimizde değil. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.